Sevgili Sami, sen de ben de dünyadaki öteki insanlarda üçüncü göz var mı? Varsa biz onunla ne görüyoruz? Valla spekülasyona çok açık bir konu. Üçüncü gözün varlığını birçok insan kültür kabul ediyor ama genellikle yerleri değişik. Hani kimisinin alnında, kimisinin kafasının üstünde, kimisinde vücudunun dışında bir yerde. Kültüre, coğrafyaya göre herkes farklı bir yerlere koymuş ama benim takip edebildiğim kadarıyla bütün kültürlerde bir üçüncü göz var. İnsan kültüründen bahsediyoruz tabii. Mesela böyle bir konuda şimdi daha sonra sohbet edeceğiz ve muhtemelen bize bir sürü acayip tuhaf ve detaylı bilgiler veriyor olacaksın. Böyle bir konuyu sen niye biliyorsun? Enteresan geliyor bana. Ya aslında bu biyoloji bilimiyle falan alakası olan bir şey değil. Ben üçüncü göz kavramıyla ilk tanışmam, ilk ilgimi çektiği dönem 1980'li yılların ortasıdır. O zamanlar çok meşhur olan Tibetli bir insiyenin yazdığı bir kitaptan yola çıkarak ilgimi çekmişti. Çin'in Tibet'i işgaliyle beraber Tibet'ten Amerika'ya göç eden, orada bir kendine cemaat kuran Wednesday Lobsang Rampa diye bir Tibetli insiyenin. İnsiye değil bu arada. İnsiye bizdeki karşılığı işte evliya gibi bir şey oluyor yani. Ermiş. Ha. Mesela onun yazdığı bir kitap vardı. Üçüncü Göz kitabın adı. Orada Lobsang Rampa'nın gençliğini, hayatını ve cerrahi olarak üçüncü gözün nasıl açıldığını anlatan bir kitaptı. O acayip de hoşuma gitmişti, demek ki yapılabiliyor. Bu arada evde denemeyin. Ben denedim, olmuyor. Mesela ben orada tanıştım üçüncü gözle kavramıyla. Daha sonra tabii biyolojiyle ilgilendikçe, bu tür şeylerde daha yoğun okumaya başladıkça işin fizyolojik bir karşılığı olduğunu da duymaya başladık, öğrenmeye başladık. Zamanla da hani kişisel ilgi alanından kaynaklanan bir veri seçimi, bir veri seti seçimiyle ilgili bir şey. Benim bu biyolojik olarak bizde gerçekten olan bir şey mi? Çünkü üçüncü gözü şöyle biliyoruz hani bizim tarafta. Üçüncü göz daha çok belli bilgileri edinip de hani dünya ile ilgili bir kavrayış seviyesiymiş gibi, bir metaformuş gibi görünüyor. Biyolojik bir karşılığı var mı bunun? Aslında dediğin doğru, şöyle doğru. Hemen hemen bütün kültürlerde normal insanların göremediği bir şeyi görebilmek için var olan gözün haricinde bir göze sahip olmak gerektiği gibi bir altyapı var. Yani eski Mısır'da var, işte Horus'un gözü var. İşte antik Amerikan uygarlıklarında rahipler alnına göz resmi çiziyor. İşte Afrika kültürlerinde var. Sosyolojik altyapısında normal insanların göremediği şeyi görebilen seviyedeyim mesajı bu. Ama hani bununla paralel olarak oradan kaynaklanan bir isimlendirme aslında üçüncü göz. Üçüncü göz var. Fiziken var mı? Fiziken var tabii. Yani insanda yok gibi gözüküyor ama mesela üçüncü gözü olan, halen günümüzde yaşayan sürüngenler var. Üçüncü gözü olan, işte halen günümüzde yaşayan balıklar var. Bunları tespit edebiliyoruz. Bizim fiziken bildiğimiz hani böyle işte tepede, alında ya da öyle fiziki bir üçüncü gözden bahsediyoruz. Fiziki bir üçüncü gözden bahsediyoruz. Nerelerinde var? Ben hiç üç gözlü bir canlı görmedim ya. Muhtemelen görmemişindir. Yani öyle çok ortalıkta dolaşmazlar ama mesela Türkiye ekosisteminde de bulunan Latince grup adı Petromizantes denilen antik, arkaik bir balık türü vardır. Cyclostomata grubuna aittir. Cyclostomata yuvarlak ağızlılar demek. Mesela yerel adı olarak da Taşemen dedikleri bir balık vardır. Böyle ağzı yuvarlak. Ağzı yuvarlak, içi işte diş benzeri yapılarla dolu. Kafasının alt tarafındadır genellikle. Akarsularda yaşar. Mesela o canlı da artık işlevini tam yerine getiremeyen ama kalıntısı bulunan üçüncü gözler var. Birçok canlıda artık işlevini kaybetmiş ama yeri tespit edilebilen üçüncü gözler var. Kurbağalarda var. İşte kertenkelelerde, işte monitör kertenkelelerinde hala işlevsel olarak üçüncü göz vazifesini gören ve tespit edilebilen üçüncü gözler var tabii ki. Peki bu üçüncü gözün işlevi ne? Ne yapıyor? Yani o da görüyor mu öteki iki göz gibi, bir dengesi ne? Aslında hani diğer iki gözümüz gibi görmüyor. Temel işlevi tahmin edilen veya üzerinde teorisi yapılan konu, omurgalıların ilk evrimleşmeye başladığı dönemlerde güneşin konumunu tespit etmek, mevsimi tespit etmekle ilgili, yani ışığı takip etmekle ilgili olduğu kabul ediliyor. Yani bir cismi görmekten ziyade güneşin devrini, güneşin nerede olduğunu tespit etmekle ilgili, gündüz mü, gece mi, bunu tespit etmekle ilgili. Peki bu ne işe yarıyor? Yani niye tespit ediyor? Yani bildiğimiz kadarıyla 4,5 milyar yıldır dünya kendi etrafında ve güneşin etrafında dönüyor ve genellikle de hani yanılmaza yakın bir ritimde gidiyor. Şimdi böyle takip edilebilir bir ritmi kullanarak lehinde işlevler geliştirmek için çok önemli bir şey. Yani güneş yaklaşık olarak 24 saatlik bir döngüye sahip. Sen bu 24 saatlik döngüyü takip edebilirsen işlevini, hormonlarını, enzimlerini, avlanmanı, uyumanı buna göre tasnif edebilirsin. Uygun zamanlarda uygun hareketleri yapmak, uygun enzim ve hormonları salgılamak, devamlılığını sürdürebilmek için bulunmaz bir nimet. Anlattığından şöyle bir şey anlıyorum. Mesela bu sadeleştirme doğru geliyor mu kulağa? Görüp gördüklerini yorumlamak için başka tür bir kavrayışa, zihinsel duruma, bilmem neye ihtiyaç var. Bir de kavrayışa ihtiyaç duymadan, yani görme, ne diyelim, daha üst seviyede ışığa göre bir durum alma ya da işte belki de yönlere göre yönü sezecek durumda bir durum alma halini sağlayan bir göz aslında, değil mi? Kesinlikle. Yani daha zeki bir canlı olma, yani gördüğünü yorumlayıp yani güneş ışığı şu seviyede geliyor, o zaman akşam oluyor demek ki gibi bir yorum değil o aslında. Değil. Öyle bir yorum değil ki, bu çok daha ilkel tek hücreli canlılara kadar iniyor. Şöyle teorisi bağlanıyor. İşte canlının dünya üzerinde ilk oluştuğu dönemlerde çok yoğun bir şekilde bir ultraviyole ışın var. Daha ozon tabakası bu kadar koruyucu değil. Ultraviyole ışınlar da genellikle DNA'yı parçalayan, canlıya zarar veren ışınlar. Mesela teorilerden bir tanesi bu. Işığı takip edebilen, ışığın varlığını veya yokluğunu takip edebilen tek hücreli mikroorganizmalar ışığın olmadığı anlarda bölünerek ultraviyolenin DNA'sını parçalamasını engellediği farz ediliyor. Böylece gündüz bölünerek çoğalanlar hayatını sürdüremezken ışığın varlığını ve yokluğunu takip edebilen tek hücreliler, mesela günümüzde yaşayanları da var, mantar türlerinde var, mesela öglena da var bildiğim kadarıyla, ışığı takip edebiliyor, varlığını yokluğunu sezebiliyor. Buna göre pozisyon alıyor. Gece bölündüğü için yeni oluşan DNA ultraviyoleye maruz kalmıyor, parçalanmıyor, hasar miktarı düşüyor. Hasar alanlar silinip giderken gece bölünerek hasar almayanlar hayatını devam ettirebiliyor. İlla omurgalı canlılarda olması gerekmiyor. Tek hücreli canlılarda da ışığı takip var. Hatta bunun isimlendiriyoruz. Daha önce söyledim ya, biyoloji isimlendirme ve sınıflandırma bilimidir. Bu hareketlere de fototaksi deriz. Yani ışığı takip etme. Negatif fototaksi vardır. Işıktan kaçma, ışıktan çekinme. Pozitif fototaksi, ışığa yönlenme. Mesela bitkilerdeki olay genellikle ışığa yönlenmedir. Pozitif fototaksidir. Yani ışığın varlığından haberdar, ışığı algıladığı zaman o tarafa doğru yönlenir. Öglana'da olduğu gibi, diğer bazı mantar türlerinde olduğu gibi negatif fototaksi vardır. Ya hareketini ya da metabolizmasını ışığın varlığına göre ayarlar. Bunu ayarlayabilmesi için de ışığa duyarlı hücre gruplarına sahip olması gerekir. Şimdi bazı bilgi türü var ki yani iyi seviyede bir farkındalık oluşturuyor. Şimdi bu üçüncü göz hikayesinde bu seviyeden konuşmadan öncesinde üçüncü gözün hepsi spiritüel bir öykü grubunun içerisinde kalıyor. Yani işte anlama seviyesinde bir evre, meditasyon, bilmem ne. Halbuki fiziken, biyolojik olarak üçüncü gözün varlığını anlayınca oradaki anlama seviyesinin mantığıyla, yani aslında doğayla bir bütün olma halini orijinalde bedenin üzerinde yapma hali, aklı aradan çıkartma, akıllıca bilgiyi aradan çıkartma, hani biyolojik olarak bunu sezme, dünyada nerede olduğunu, günün hangi saatinde olduğunu, kuzeyi, güneyi falan o tarz şeyleri sezme hali. O zaman insanların kullandığı üçüncü göz metaforu çok anlamlı bir yere oturuyor. Kesinlikle. Yani o tür kültürel arkaik inanışlar eğer bilgi havuzumuzun içinde silinip gitmiyorsa arka planında onu destekleyen bir şey vardır mutlaka. Ben öyle düşünüyorum ya da. O yüzden metafor olarak kullanmaları çok da rastgele değil yani, biliyorlar. bu modern bilim dediğimiz bilime bakış açısı gelişmeden önce de insanlar doğayı gözlemliyordu, bakıyordu, bunlara isim veriyordu. Bizim hangi döngülere uyum sağlayarak yaşadığımız zaten birçok belgeselde görüyoruz. Adamlar takvim yapma ihtiyacı hissediyor. Durup dururken değil, o ışığı ve mevsimsel durumu takip etmesi lazım varlığını koruyabilmesi için. Bunu nereden ilham alıyor? Daha ilksel canlıları gözlemleyerek belki ilham alıyor. Ama işte bizde asıl bildiğimiz anlamdaki dünya canlılığında bu devir daimler, işte ritüeller veya birbirini takip eden oluşlar veya olgular canlılık için çok önemli. Ve sistem bunun üzerine kurulmuş. Buna sirkadiyen diyoruz. Yani belirli bir periyodu takip etme yeteneği. Bunda da bizim için, canlılar için en önemli etkenlerden bir tanesi ışığın varlığı, güneşin varlığı ve bunu takip edecek sistemler geliştirmişiz. İşte görmek de bunlardan bir tanesi. Üçüncü gözle bunu nasıl bağlarız? Sonuçta 3,5-4 milyar yıldır, 4,5 milyardır çok az değişen ve sürekli aynı devir daiminin etrafında dolanan bir olgu canlılık için çok önemli. Bunu takip edebiliyorsan yaşamını devam ettirebiliyorsun. Daha uzun süre hayatta kalabiliyorsun. Tabii. Ya da daha sağlıklı yaşayabiliyorsun. Peki bu insandaki hani fizike, insanda da biyolojik olarak bir karşılığı var dedin bu hikayeye başlarken. Evet. Bir şeyde. Bu hipofiz bezi mi? Ne diyorlar? Epifiz. Epifiz pardon. Onu doğru söylüyorum. Epifiz bezi galiba. Evet. O bu gerçekten bir üçüncü göz mü? Bu bir teori mi? Sence makul bir seviyede bakış açısı mı? Şimdi daha iyi bir açıklaması henüz gelmedi. Çünkü bunun peşsırada komple teorileri var biliyorsun. Florid onu şey yapıyormuş diş macunundaki bilmem de Batılılar bizi böyle yapıyormuş falan gibi de bir hani mevzular zinciri var. Onu üçüncü göz diye kabul edersek hani bu komple teorileri zincirinin de bir ucunu tutmamız gerekecek. Gerekecek. İşte komple teorileri eğlenceli. Onlarda şey yapmakta fayda var. Şöyle dönersek konuya, üçüncü göz konusuna. Omurgalı canlılar, bizim bildiğimiz anlamda omurgalı canlıların tamamına yakını, istisnaları olmakla beraber iki gözlüdür. Bu biraz önce senin söylediğin gibi var olan bir şekli, bir cismi değerlendirip ona göre pozisyon almakla ilgili bir şeydir. Ama bunun daha ilkseli güneşe göre pozisyon almak, mevsime göre pozisyon almaktır. İnsanda da karşılığı olduğuna inanılıyor. Şu anki açıklama, en sağlam açıklama bu. Niye böyle bir şey yapıyor? O sirkadiyen döngüsü dediğimiz, yani 24 saat içinde sürekli tekrarlayan döngüden sorumlu beynimizde belirli bölgeler var. Bunlardan en önemlisi epifiz dediğimiz bölge. Epifiz ne işe yarıyor? Bizim uyku ve uyanıklık döngümüzü belirleyen temel hormonumuz serotonin benzeri bir hormon olan melatonindir. Melatonin salgılandığı zaman bizim uykuya hazırlık evremiz başlar. Melatonin salgılanmaya başladığında uykuya hazırlanırız. Gerekli konsantrasyona, yoğunluğa ulaştığında da uykuya geçeriz. Bundan temel sorumlu olan melatonindir. Tersi olarak da bizi uykuya hazırlayan hormon da kortizol hormonudur. Bu da bizi işte uykudan uyanıklığa geçişe hazırlar. Peki vücut bunu nereden biliyor? Melatonin ne zaman salgılanacak? Kortizol ne zaman salgılanacak? Nereden salgılanacak? Epifizden salgılanıyor. Epifiz bunu neye göre ayarlıyor? Işığa göre ayarlıyor. Ve ama epifiz içeride bir yerde, ışık görmüyor ki. Gözlerimiz var ama. Gözlerimizden gelen sinyallere göre. Yani ayarlıyor. Şöyle mi oluyor? Gözlerimizden gelen sinyalleri biz bir yandan beynimize gönderiyoruz. Evet. Beyin bunu akılcı metodolojiyle de karar veriyor. Yani akıl süzgeci diye tarif edebileceğimiz ya da zeka diyebileceğimiz. Yani akşam saat 6'dır galiba ışık böyle ya da hava karardı, aydınlandı. Bu akılla konuşup söze dönüştü, düşünceye dönüşebilen bir durum. Bir de düşünceye dönüşmeyecek biçimde epifize bu veri, ışığın kendi pozisyonuna göre bu veri gidiyor ve orası da otomatik olarak senin akli olarak ne karar verirsen ver, o kararın dışında bir kararla buna refleks veriyor. Aynen. Doğru mu anlıyorum? Doğru. Yani böyle anlatılabilir. Yani sistemle oluşturduğumuz, dille geliştirdiğimiz düşüncelere bağlı dünyanın dışında biyolojimizin de bu sözlerin, kavramların, düşüncelerin ve fikirlerin dışında kalacak şekilde bir refleksi var. Evet. Yani gelen etkiye, gelen olguya göre kendi refleksini veriyor diyebiliriz. Burada refleks tırnak içinde kullanıyoruz, yanlış anlaşılmasın. Bu döngüden sorumlu olan epifiz, üçüncü göze bağlarsak teoriye göre aynı işlemi üçüncü göz vasıtasıyla, yani bizim görmeye dayalı gözlerimize değil, güneş ışığını takip eden üçüncü bir gözle yapıp bu siklusu, bu döngüyü tamamladığı teorisine dayalı. Zaman içinde biz evrimleştikçe, kafatasımız oluştukça beynin içine gömülü hale geliyor ve ışığa duyarlılığı ortadan kalkıyor. Yani direkt ışığı alıp da ona karşı tepki verme şeklinde değil, gözden gelen verilere dayanarak devam ettiren, hormonun salgılanmasını veya salgılanmamasını sağlayan bölüm bu. Üçüncü gözün orada olduğunun temel teorisi aslında buna dayanıyor. Nasıl test edebiliyoruz? Kuzey ülkelerinde, kutuplara yakın yerlerde yaşayan insanlarda günlük siklus, günlük döngü, karanlık aydınlık döngüsü bizim bildiğimizden farklı olduğu için mesela uykusuzluk problemi çekiyorlar. Nasıl çözüyorlar? Mesela mavi ışıkla çözüyorlar. Adam sabah kalkıyor, sabah olduğunu zannediyor. Kuzey kutbuna yakın ama hala hava karanlık. Melatonin aktivitesi azalmıyor. Sürekli bir uykusuzluk, sersemlik hali çekiyor, uyku hali çekiyor. Genellikle mesela orada mavi ışık kullanırlar. Kalkar kalkmaz kahve yerine mavi ışık, yani gökyüzünü temsil eden mavi ışığa maruz kaldığın zaman melatonin inaktif hale gelmeye başlıyor. Kortizol aktif hale gelmeye başlıyor. Bunu da gözden aldığı sinyallerle yapıyor. Günlük hayatımızda biz bunu çok bozuyoruz. Mesela hani yatak odası için renk seçiminde. Abi yatak odasına mavi renk seçilmez. Ama uykusuzluk problemi çekersin, melatoninini inaktif hale getirir. Çok televizyon seyretmek, çok ışığa maruz kalmak hep melatonin dengesini bozar. Bu bizim üçüncü göz, yani epifiz bölgesine gözler vasıtasıyla giden sinyallerin değerlendirilmesiyle oluşan hormonlardan kaynaklanıyor. Ve biz normal şehir hayatımızda bunu bozuyoruz. Bu şekilde test edilebiliyor, bakılabiliyor. Benim de tavsiyem o yönde. Bunu evrimsel olarak geriye kontrol etmemiz gerektiğinde bu epifiz bezinin vücudun daha dışında bir yerde olduğu ve ışığı alabildiği, daha sonra içeri girdiğini takip edebiliyor muyuz evrimsel olarak? Var mı elde böyle bir takip edebiliyoruz. Hatta çok daha herkesin aslında karşılaştığı, ne olduğunu bildiği bir şey var. Yeni doğan bebeklerde bıngıldak dediğimiz bir yumuşak doku vardır kafatasında. Teoriye göre tam epifizin üstüne denk geliyor. O bıngıldak denilen bölge bizim orijinalde antik veya işte arkaik dönemden kalan üçüncü gözümüzün olduğu yer. Öyle kabul ediliyor. Üçüncü gözümüzün kalıntısı. Birçok canlıda üçüncü göz kalıntısının çukurları bulunabiliyor, görülebiliyor. Memelilerde dahi bazı türlerde üçüncü gözün, yani epifize denk gelen yerde, üçüncü gözün olması gereken yerde göz çukuru kalıntıları mikroskobik de olsa bulunabiliyor. Ve konu buraya bağlanıyor. Yani olay ezoterik veya spiritüel birçok anlam olabilir, metaforlarda kullanılabilir ama biyolojik bir karşılığı, evrimsel bir karşılığı var. Hatta yanlış hatırlamıyorsam fosil kalıntılardan bir tanesinde, bir sürüngene ait bir kalıntıda dördüncü göz de olduğu iddia ediliyor, bulundu. Orada bir göz çukuru olduğu bulundu. Yani bizim işlevini biliyor muyuz? Aynı işlevi, aynı. Işığı takip etmek. Oradaki işlevi. Döngüyü takip etmek. Hani bizim normal kültürümüzde bize işlemiş, mesela Lobsang Rampa'da anlatılan alında bir üçüncü göz mümkün değil. Yani o yüzden diyorum ya, evde denemeyin, buraya delik açmayın. Ben denedim, izi duruyor hala. İşe yaramıyor. Bizim asıl, yani üçüncü göz kalıntısı dediğimiz yer çocuklarda bıngıldağın denk geldiği yere, yani hemen hemen şuralara bir yere denk geliyor. Ama hani epifiz, demin de söylediğim gibi, ışık hassasiyetini kaybetmiş, artık gözden gelen verilerle işlevini yerine getiriyor. Hatta birçok temel bilimci göz organını beynin bir devamı, bir parçası olarak algı. Ayrı bir organ değil, beynin bir parçası olarak algılamayı tercih ediyorlar. Evet, belki hatta bu aşamadaki bilgiyi Sinan Hoca ile bile konuşmak mümkün. Yani daha aydınlatıcı olur. Ama günlük hayatımızda bunun etkilerini çok görüyoruz. İşte kıtalar arası uçuş yapanlar, jet lag dediğimiz bir olgu var. Tamamen buna bağlı. bizim yaşadığımız coğrafyadaki epifizin ve o sirkadiyen döngüsü dediğimiz 24 saatlik döngünün dışında bir yere gittiğimiz zaman oraya adapte oluncaya kadar gecemiz gündüzümüze karışıyor. Gece uyanık hale geliyoruz, gündüz uyku hali kalıyor. Yeni güneşin yeni konumuna alışmak için bir süre vakit geçirmemiz gerekiyor. Mesela öyle bir adaptif tarafımız da var. Yani size Akdeniz'de doğdun, oradaki sirkadiyenine göre bir döngü oluşturdun. Başka bir yere gitti mi çalışmaz diye bir şey yok. Oraya da adapte oluyorsun ortama göre. Bu adaptasyon yüzünden zaten günlük dijital hayatta işte televizyondu, işte şehir ışıklarıydı bilmem neler, onların bizim uyku düzenimizi bozmasına sebep oluyor. Ona da adapte oluyoruz. Kırsal yaşamda denemişliğim var uzun süre. Herhangi bir kirletici ışık olmadığı zaman akşam saat 9.30, 10, 10.30 dedi mi kafa düşmeye başlıyor. Melatonin hoşur hoşur salgılanıyor. Diyor ki uyku vaktin geldi artık. Hadi yat. Ondan sonra sabah saat 4.30-5'te artık güneşin doğuşuna göre baykuş gibi uyanıyorsun. Lan niye uyandın? Bu saatte ne yapılır ki? Bakkallar kapalı. Bakkal yok, o yok, bu yok, otobüs yok. Ama normal sistemimiz o. Hatta uyku örüntüleriyle ilgili bir yazım var. AçıkBeyin sitesinde görebilirler. Antik dönemdeki veya ilksel dönemdeki uyku örüntüleriyle modern insanın uyku örüntüleri arasındaki farklar tamamen buna bağlı. Bu sisteme bağlı. Bu üçüncü göz hikayesinin bendeki en heyecanlı bölümü, doğayla uyum için biyolojinin ürettiği bir çözüm metodunu bizim düşünce, fikir, bilgi, akıl gibi yeni dönemin, modernist dönemin etkileriyle fark etmiyor olma halimiz. Bunu yeni dönemdeki düşüncelerin içerisinde yeni tür hikayeler olarak koyuyoruz ve bu hikayeler aslında hani o spiritüel öykülerin içerisindeki gördüğümüz çok abartılmış, ağır yorumlar içeren hikayeler. Alında bir üçüncü göz olması gibi ya da üçüncü gözle beraber evrende başka bir katmanı göreceğimiz gibi. Aslında biyolojik olarak biz evrendeki bir başka bir katmanı görebildiğimiz biyolojik bir organa sahibiz ve bu katman bize sadece güneşi, kuzeyi, güneyi, ya da ışığın kendi akışını, dünyada yokluğunu gösteren bir şey. Yani aslında doğayla uyumlu bir halin kendisi. Bu arada hani hikaye avcılığı yaptığımı bilirsin. Hani hikayelerin nasıl evrimleştiği. Bu hikayenin nasıl evrimleştiğini görme açısından da çok eğlenceli bu üçüncü göz mevzusu. Yani biyolojik bu zeminden yola çıkıp şimdi meditasyon da başka spiritüel konuların içerisinde nasıl bir evreye dönüştüğü, hangi öykü tipine dönüştüğünü görme açısından çok eğlenceliymiş. Öyle de olması gerekiyor. İşin şimdi üçüncü gözle ilgili işte melatonin, serotonin, kortizol, güneş şurada, bıngıldak burada, çok da böyle eğlenceli, insana haz veren şeyler değil. Sıkıcı. Düşünsene yani işin hikayesini bozuyorsun. Bunu anlattığın zaman bitti artık. Üçüncü göze ilgim kalmadı. Heyecan yaratmıyor. Bana sorarsan eski dönemlerde de ilksel insanların yaşadığı dönemlerde de bunun farkındalar. Bir üçüncü gözün bir mevsimi takip etmenin, ışığı takip etmenin farkındalar. Bunu metafor haline çevirip bizden farklı bir anlam yüklemişler. Ama işin eğlenceli kısmı o. Bu eğlenceyi ortadan kaldırdığın zaman olmuyor. Yani hep Sinan Hoca da der ya, hani aşkın sinir fizyolojisini anlatırım ama ben de aşık olurken kalpten aşık olurum arkadaş. Bu işin bir de eğlenceli kısmı var. Üçüncü göz de öyle. Yani o işin o hani kültürel evrimini anlamak için çok önemli. Onu da hani kenara itip ya saçma adamın üçüncü gözü olur mu diye dışlamak da yanlış. Çünkü o da kültürel bir evrim, kültürel bir merhaleyi anlatıyor. Benim için çok önemli. Benim mesela antropolojiyi o yüzden çok severim. Anlatılmış hikayeler, hani anlamlar hep hikayelerin içinde gizliyi konuşuyoruz ya, evet. Şeyde. Yani mesela cennet cehennem metaforları, anlatıları ya da işte Adem'le Havva'nın elmayı yeme, cennetten kovulma, dünyaya gelme öyküleri. Ya da şimdi bu üçüncü gözle alakalı konuştuğumuz mevzunun kendisi. Hikaye örüntülerini geriye doğru alıp geriden, hatta biyolojik sınırlarımızdan bu zamana kadar tekrar çözümlemek çok heyecan verici, yeni bir sürü şey fark etmeye neden oluyor. Yani üçüncü gözü benim için eğlenceli kılan mevzu o. Yani biyolojik olarak gerçekten üçüncü gözümüzün olduğu, hatta daha da önemlisi bir kertenkelede ya da bir canlıda hala olduğunu bilmek, tuhaf bir şekilde başka bir yerden tekrar konuyu okumaya. Başka bir kamera açısından bakalım. Mesela ben hiç rastlamadım, sen rastladın bilmiyorum. Üçüncü kulak efsanesine rastladın mı? Yok. Yok. Yani doğada karşılığı yok. Evet. Kökeni yok. Peki, sana bomba soruyu soruyor. Hadi bakalım. Diş macunundaki florit 3. gözümüzü kireçlendiriyor mu? Sanırım şöyle cevap vereceksin. Diş macunundakini bilemem ama cep telefonundan gelen mavi ışık uykumuzu kaçırıyor. Yani uyku düzenimizi bozuyor. Florit enteresan bir şeydir. Onu bir gün konuşmamız lazım. Yani evreni veya canlılığı tasarlayan kişi ben olsaydım oksijen yerine floriti tercih ederdim. Metabolizma için. Hani oksijenin ne işe yaradığını herkes biliyordur diye tahmin ediyorum. Çok daha reaktiftir. Yani hepimiz Süpermen olabilirdik eğer flor kullanabilseydik. Mesela o da ilginç bir konudur. Ama hani diş macunu ve 3 açılı diş fırçası teknolojisine yapılan yatırım uzay teknolojisine yapılsaydı muhtemelen şimdiye kadar Mars'a zaten koloni kurmuştuk. Herkes onu İsviçreli bilim adamları 3 açılı bilmem ne yaptı. Abi 50 yaşındayım, 40 senedir dinliyorum. Yani, bence Elon Musk değil, İsviçreli bilim adamı. Öyle olması lazım. Bir gün bu flörtü konuşalım madem. Bence konuşalım. Yani flör kainatın enteresan şeylerinden bir tanesi. Olgularından bir tanesi. Niye oksijeni seçtik de floru seçmedik ayrı bir konu. Ama şey yapabiliriz, bilim kurgu yapabiliriz. Yani florla, oksijen yerine florla çalışan canlılar olsaydı enteresan bir şeyler çıkar oradan.